Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle hepinize iyi bir gün diliyorum. Oldukça yoğun günler yaşıyoruz. Geçen hafta Cuma gününden bu yana dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenme, doların bir ara Cuma günü 5.85'i görmesi ve arkasından hemen hem alınan tedbirler hem de ortaya çıkan çeşitli uygulamalarla doların fiyatının düşmesi, bu sabah saat erken saatlerde saat 6 itibariyle 5.38.50'yi gören dolar TL şu anda benim bu çekimi yaptığım sıralarda 5.41'ler seviyesinde seyrediyor. Yani Cuma günkü başlamış olduğu seviyenin hemen biraz daha altında bir yatay seyirde devam ediyor günlük hareketine, öyle diyelim. Şimdi birçok şey yaşadık Cuma'dan bu yana. Birçok insanın kafası da karışık aslında. Bana soranlar da belki olmuştur, yani neden hocam hemen video çekmedin diye. Şu nedenle çekmedim: ortalığın biraz yatışmasını bekledim. Çünkü oldukça farklı hem söylemler var, hem oldukça farklı, çok alışık olmadığımız hareketlerle dolar TL'ye bu artışa yönelik olan bir karşılık söz konusuydu. Şu anda biraz daha sular çekilmiş gibi gözüküyor. Ben ortaya çıkan durumu biraz daha makro çerçevede bize ne zararı olmuş olabilir ya da bizi nasıl etkilemiş olabilir, biraz bunları sizlerle açıkçası konuşmak istiyorum. Yani ne tür etkilerle karşı karşıya kalabiliriz, bunların bize ekonomik anlamda nasıl etkileri olabilir, onlardan bahsetmek istiyorum. Cuma günü yaşanan hareket sıra dışı bir hareketti. Ama bunun ben kendi adıma JP Morgan raporuna çok bağlı olduğunu düşünmüyorum. JP Morgan raporunda bir kur hedefi konmuştu, 5.90 civarında. Bu kur hedefi yukarıda 5.90, aşağılarda 5.30 seviyesinde, yani stop loss olarak gözüken seviyenin 5.30 olduğu seviyeler ve bu seviyelere yönelik olarak da bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada bu JP Morgan'a cumartesi günü hafta sonu hem BDDK tarafından bu yapılan açıklamalara, rapora yönelik bir araştırma yapılacağı söylendi. Bazı bankalar da bunun içerisinde varlar. Hem de aynı zamanda SPK üzerinden böyle bir araştırma yapılacağı söylendi. Şimdi buraya gelmemizde aslında sular biraz çekildiği için daha net görebiliyoruz. İki tane temel olgu var bunun bu seviyeden hareketlenmesine sebebiyet veren. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz biz uzun zamandan beri faiz kontrolünü artık Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirmiyoruz. Daha önceki dönemlerde hem siyaseten Merkez Bankası üzerinde faiz indirim baskıları vardı, hem de Merkez Bankası bazı durumlarda faiz arttırımı gereken durumlarda geç kalarak aslında daha sonra Eylül ayında yapmış olduğu 625 bas puanlık faiz arttırımına bizi taşımıştı. Şimdi bu yeni dönemde özellikle Merkez Bankası üzerinden gitmeyen bir alışkanlığımız ortaya çıktı ve bunun tek seferlik olmadığını da daha önceki videolarda paylaşmıştım. Bu da hazine üzerinden yapılan bono ihaleleriyle piyasa faizinin belirlenmesi. Burada hazine bir bono ihalesi açtığında buraya teklif veren rekabetçi ve rekabetçi olmayan bankalar üzerinden gelen tekliflerde rekabetçi bankaları piyasa dışında tutarak rekabetçi olmayan bankaların vermiş oldukları teklifler üzerinden yürüyerek faizi belli bir seviyede tuttu. Bu bankalar genellikle kamu bankalarıydı ve bunların vermiş oldukları düşük fiyatlar ve düşük faiz oranları üzerinden piyasada bir aslında o zamana kadar iyi işleyen ama daha çok paraya ihtiyaç olduğunda bunun işlemeyeceğini birçok kere söylediğim bir yapay faiz oranıyla piyasaları tuttu. Dolayısıyla aslında gelen bu oranlar piyasanın gerçek oranı değildi. Bunu birçok kere söyledik. Daha sonra enflasyon da düşmeye başladı ve tekrardan birçok yerden seslendirildi Merkez Bankası faiz indirimine gitsin diye. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında da gene geçen çekmiş olduğum videoda çok büyük bir rastlantı oldu aslında. Ama söylediğim bir tek şey vardı: finansal piyasalarda, finansal piyasaların oyuncuları, özellikle bu kamuysa, bu ekonomiyi idare eden birimler şeffaf olmalı. Yani şeffaf davranmaları gerekiyor. Burada Merkez Bankası bir bilanço açıkladı. Bu Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bilançodaki özellikle net rezervlere ilişkin 2 haftalık kayıpların oldukça yüksek olduğu ortaya çıktı. Bilançoyu, Merkez Bankası bilançosunu yıllardan bu yana analiz edenler ya da işinin bu olduğunu gördüğümüz kişiler bunu tabii hemen gördüler ve yakaladılar. Dolayısıyla burada bir kafalarda soru işareti çıkınca bir anda panik seviyesi ortaya çıktı. Ve bu panikle beraber de yabancılar Türkiye'den çıkmaya çalıştılar. Özellikle hem çıkmaya çalıştılar hem de buradaki temel yaklaşımları doların daha da artacağını düşünerek TL sat dolar al pozisyonlarına yüklendiler. Bunun üzerine dolarda tabii inanılmaz hızlı bir artış oldu Cuma günü itibariyle. 5.85'e çıktı ve bu çıkan fiyatları kontrol edebilmek için
BDDK üzerinden getirilen uygulama ile aslında içerideki piyasada parasal anlamda herhangi bir kısıtlama yaratılmadı. Tam tersine bir parasal belki de genişleme sağlandı demek daha doğru olabilecek. Ama özellikle Türk bankaların iş yapmış oldukları Londra'daki bankacılık sektörüyle yapılan parasal alışverişlerde Türk lirası daha pahalı hale getirildi. Ve biz buna swap diyoruz. Swap işlemlerinde yani Türk lirası ver, dolar al veya dolar al, TL ver, bu karşılıklı para swaplarında faizler çok yükseldi. Bu zaten küçük bir havuz ve bu havuzun içerisinden para almaya çalışan bankalar buradaki maliyet artışlarını görünce iki tür riskle karşı karşıya kaldılar. Bunlardan bir tanesi bir almış oldukları pozisyonlara ilişkin taahhütleri vardı. Çünkü bunlar TL'yi bulup koymak zorundaydılar. Bu maliyetlerle TL almak onları bir kere oldukça zarara uğrattı ve bir taraftan da bu pozisyonları yakmak için de bir ceza ödemeleri gerekiyordu. Hatta cezaların faizleri %50'ler civarında ortaya çıkan gecelik faizlerden daha düşük kaldı. Bu birinci cezalandırıldıkları belki de husus oldu. İkinci temel konu, burada özellikle Türk lirası oldukça değerlenince, yani 5.85 pozisyonlarından çok hızlı bir şekilde aşağı doğru gelince, diğer taraftan da doların yükseleceğine ilişkin almış oldukları bu pozisyonlar neticesinde tam tersine TL güçlenince bu kez de buradan da zarar etmiş oldular. Ve netice itibariyle bu pozisyonlar tabii uzun müddet sürdürülemezdi. Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu ve BDDK üzerinden yapılan bu eylemler de, yani yabancıların Türk lirasına ulaşmalarını kesmek de sürdürülebilir bir şey değil. Ama geldiğimiz noktada yabancı şu anda TL'ye ulaşamıyor. Ve bu ulaşamadığı TL ile de herhangi bir dolar alamadığı için şu anda doların fiyatı düşmüş durumda. Bu sürdürülebilir bir düşüş değil. Ama bir yerlerde netice itibariyle yataya dönecek. Şimdi tabii dediğim gibi iki tane temel hususla buraya geldik. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğim gibi bastırılmış veya yapay olarak inmiş olan faizler. Bu bir yerde aslına rücu etti. Tekrardan yükseldi. İkincisi ise şeffaflık. Bu şeffaflık konusunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yani bir bilanço açıkladığımızda bunun iletişimini doğru yapmak lazım. Biz bilanço açıkladığımızda bunun altına koymuş olduğumuz rakamı sanki hiç kimse bunu anlamayacakmış gibi ya da hiç kimse bundan bir habermiş gibi düşünerek bunu açıklayıp daha sonra olay patladıktan sonra bir iletişim kurmaya çalışıp ortalığı düzeltmeye çalışmak çok doğru değil. Bu en büyük yanlışımız. Yani finansal tüm eylemlerde hiç kimseyi bir şey bilmiyor gibi kabul etmek doğru bir yaklaşım değil. İkincisi, şimdi önemli konu şu, sular çekildi. Ne kadar herkes hasar görecek buna bakmak lazım. Yabancıların hasar kısmını az önce anlattım. Ne kadar hasar gördüklerini tabii bilebilmek mümkün değil. Ama ya da ne kadar hasar görebileceklerini. Ama böyle bir gerçeklik var ortada en azından teorik olarak. Diğer bir husus, bizim ekonomimize ne tür bir bunun etkisi olacak. Çünkü biz bu hamleyi yaptık. Karşılıklı bir bilek güreşiydi. Şu anda bilek güreşini kısmen kazandık ama bunun karşılığında kaybettiklerimiz var mı? Evet var bence. Ne var? Bir kere en önemlisi faizlerimiz yükseldi. Belki diyebilirsiniz ki faizler aslında olması gereken yere tekrardan çıktılar. Çünkü suni olarak inen bu faiz oranları tekrardan yukarıya çıktı. Yani yaklaşık olarak 250-300 bas puan yukarıya çıktı. Merkez Bankası'nın fonlaması normal bir fonlama sistemine dönmüştü. Biliyorsunuz burada çok net bir şekilde geçtik kitle penceresini falan da kullanmıyordu. Şimdi buradan özellikle koridor mantığına tekrar geri dönülmek ve sadeleşmekten kısa süreli de olsa vazgeçilmek durumu ortaya çıktı. Burada Merkez Bankası aslında örtülü olarak bir faiz artırımı da yapmış oldu. Bunun tekrardan aşağıya çekilebilmesi ne kadar zaman alabilir bilemiyorum. Yani faizler bir şekilde arttı. Diğer taraftan bizim Merkez Bankamız için temel beklenti, ben beklemiyordum ama yılın özellikle ikinci çeyreğinden sonra düşen enflasyonla beraber bir faiz indirimi yapma ihtimali çok ciddi şekilde yabancılar tarafından fiyatlanıyordu. Bence şimdi bu oldukça öteye ertelendi. Oldukça öte derken muhtemelen son çeyrek itibariyle görüp de Merkez Bankası piyasa durumuna göre bir faiz indirimi yapabilir. Bu arada tabii yabancıların hatları kesildiği için ve Türkiye'den çıkmak istediklerinde oldukça kolay bir şekilde çıkamadıkları için bundan sonraki süreçte tekrar gelirken herhangi bir kafalarında tereddüt kalabilir mi, yoksa hiçbir tereddüt kalmadan tekrar yatırım ortamını gördüklerinde ya da kar ortamında gördüklerinde gelebilir mi, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama gene söylüyorum, teorik olarak bakarsak böyle bir ihtimal de var. Diğer bir unsur, fiyatlama davranışları çok bozuldu.
Fiyatlama davranışları derken bu bizim enflasyonla mücadele etmemiz açısından çok önemliydi. Belirli bir kur seviyesini kur gördü 5.85'i ve birçok kişi kurun buradan daha çok aşağıya gitme ihtimalinin belki de önümüzdeki dönemlerde çok yüksek olmayabileceğini düşünüyor olabilir. O nedenle bence fiyatlama davranışlarında bir yukarı yönlü bozulma oldu. Yani bundan sonra fiyatlama yapanlar ya da bilançolarını revize edenler bilanço kalemlerini ya da mal ve hizmetlerin fiyatlarını kurun görmüş olduğu en yakın seviye olan 5.85'ler civarında fiyatlayabilirler. Bu da fiyatlama davranışlarının bozulmasına ve enflasyonun tekrardan yukarı yönlü, beklemediğimiz aylarda yukarı yönlü hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bunlar tabii olumsuz sonuçlar dediğim gibi. Bir taraftan da diğer bugünü doğuran, aslında iki risk saydım. Bunlardan biri hazine borçlanmaları, bunların faizlerin yapay olarak düşüyor olması. İkincisi ekonomik kurumlarda ortaya çıkan şeffaflık dışı işlemler, yani şeffaf olmamak. Üçüncüsü de hane halkının sürekli olarak yabancı parayla mevduat biriktirmesi, yani döviz tevdiat hesaplarının çok yükselmesi. Son gelen geçen haftaki rakamlar 176 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Toplam hane halkı ve kurumların döviz mevduatlarının. Bu hemen hemen Türkiye'deki mevduatın yarısı. Hatta biraz daha fazlası olabilir. Çok küçük farkla. Dolayısıyla bu türden bir yapı çok sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı değil. Bir ülkede bir para birimi olur. O para birimi TL'dir bizim ülkemiz için. Ama dolar en azından TL kadar işlemde olduğu sürece bu ekonomiye bireylerin duyduğu güvenin eksikliğini gösteriyor. Dolayısıyla insanlar bu güvenin sağlanmadan tekrar Türk lirasına geçme ihtimalleri kolay değil. Bir diğer önemli husus, gene demin bahsederken konu konuyu açtığı için atlayarak gittim, özür dilerim. Ama özellikle bu faizlerin aşağı düşmesiyle beraber çok ciddi şekilde mevduat faizleri de aşağı düştü. O zaman bunu çok uyardım. Beni izleyenler hatırlayacaklardır. Mevduat faizlerinin bu kadar hızlı düşüyor olması bireylerin tekrardan yabancı paraya dönmelerine sebebiyet verebilir. Çünkü kurdan elde edebilecekleri kar eğer faizden, yerli paradaki faizden ya da kar payından elde edebilecekleri değerden daha fazla olduğunu hissederlerse ya da en azından kendilerini koruma amaçlı bu güdüyü taşırlarsa burada kalabilirler demiştik. Nitekim bu dediğimiz doğru çıktı. Mevduat faizlerinin hızlı aşağı düşüşü tasarruf sahiplerini otomatik olarak dolara kaydırdı. Şimdi daha normalleşme zamanı. Bunlar göreceğimiz hasarlar oldukça etkili olabilir. Önümüzdeki dönemlerde bu hatlar tekrardan açıldığında nasıl durumlarla karşı karşıya kalabileceğiz bilmiyorum. Şu anda seçim haftasındayız. Muhtemelen seçim haftasından sonra biraz daha gevşeme olur. Hem bizim tarafımızda hem yurt dışı piyasalarda. Orta bir noktada bunların dengelenmesi var, gerekiyor. Ama mesela dün hazine ihaleleri gerçekleşti. Burada faizin arttığını hemen gördük. Mesela 2 yıl vadeli 1.06 milyar TL teklif gelen hazine ihalesinde 874.4 milyon TL'lik bir satış gerçekleşti. Buradaki faiz 19.33 bileşik. Yani yaklaşık olarak %20'ye dayanmış olan bir faiz 2 yıllık da var. Bu tabii hoş bir şey değil ve önümüzdeki günler açısından faizin aşağı indirilmesi konusunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Zaman içerisinde sizlere yeni konularla tekrar görüşlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Ama riskler bunlar. Bu riskleri bilelim. Yani ortaya çıkan bu karşılıklı bilek güreşinde tam anlamıyla kazanan olmaz. Biz parayı koruyabildik ama bunun karşılığında bazı hasar aldığımız noktalarımız var. Bunları zaman içerisinde daha net göreceğiz. Bu önlemlerin yapılması gerekiyor muydu? Bence gerekiyordu Türk lirasını korumak için. Ama buraya gelmeyebilir miydik? Buraya gelmeyebilirdik. Dolayısıyla iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın önlemleri doğru önlemlerdir. Türk lirasını korumak amaçlı yapılan önlemlerdir. Ama buraya gelmememiz gerekiyordu. Bundan çıkarılacak bir ders var. Birçok ders var aslında. Bunlardan bir tanesi çok Türk lirasına dolar karşısında güvenebiliriz ama çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü sadece iç siyasetten değil veya iç ekonomik gelişmelerden değil dış siyasetten de etkilenen bir para birimimiz var. Onun için her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. İkinci önemli konulardan bir tanesi şeffaflık çok önemli. Yani ekonomideki tüm kurumların yapılan her işlemlere ilişkin şeffaf olmaları gerekiyor. Sonuçta biz yabancı yatırımcı çekmek zorunda olan bir ülkeyiz ve onların paralarına ihtiyacımız var. Bu paraları çekmediğimiz zaman ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Mesela borsada sürekli olarak düşüş gördük son 3-4 gündür.
özellikle bu yabancı piyasalardan temin edemedikleri TL'yi içeride tahvil satarak ve borsadan çıkarak temin etmeye çalıştılar. Bu da varlık değerlerimizin değerini yukarıya çekti. Yani daha yüksek faizle artık borçlanma olabiliyor ve borsadaki varlıklarımızın da piyasa değeri, defter değerlerinin değerleri düştü. Dolayısıyla hasarlarımız var. Umut ediyorum bunları kısa sürede atlatırız. Her yaşanan şeyden bir tecrübe çıkartabilmek önemli. Önemli olan aynı şeyleri tekrar etmemek. Dediğim gibi risklerimizi bilelim. Swap konusunda herkes konuştu, bir şeyler söyledi ama riskler konusu benim konuma giriyor. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.